Şimdi kardeşim Kuntz bizim bir kere topraklara uygun bir teknik adam değil. Tabii Kuntz'u ben hiç suçlamıyorum. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bu milli takımın antrenör çatısını kuran bir adam var. O da Mehmet Altıntop. Yani gitti kankasını getirdi biliyorsun şimdi milli takım başına. Evet. Kenan'ı getirdi. Kenan da Almancadır biliyorsun. Kuntz'u getirdi sırf rahat rahat Almanca konuşabileyim. Ve de alt düzey teknik direktör olsun lafımı da dinlettirebileyim diye. Yoksa sen oraya baba bir adam getirsen Ahmet'in lafını falan dinlemez ya. Hadi lan der yani. Anladın mı? Ne olursa şimdi Sergen Yalçın oraya gelse. İstersen milli takım. Dinlemez. Ya bırak milli takımdan sorumlu da yönetici olmanı. Federasyon başkanı olsan dinlemez seni yani. Tabii. Tecrübeli adam seni dinlemez öyle. Kolay kolay laf anlatamazsın yani. Onun için Hamit böyle küçük olsun benim olsun ben yöneteyim derdinde. Şu anda milli takımın teknik direktörü Hamit Altıntop güzel kardeşim. Bana Kuntz'tan kimse bahsetmesin ya. Oo, buna tweet atalım. Doğru, doğru. Kuntz nereden çıktı? Kuntz orada kenarda duran kenar süsüdür yani. Şeyin, yedek kulübesinin kenar süsüdür. Orada bekliyor. Hamit'in talimatlarını falan bir şekilde yerine getiriyor. Altyapılara falan da girişti şimdi. Yetmedi milli takım. Şimdi Ümit milli takım 19-18 oralara da adamlarını yerleştirdi. İyice orada inanılmaz bir kadro kurmaya başladı. Şimdi bunun bence engellenmesi lazım. Bir adamın bu kadar her şeye sorumluluğuna getirilmesi doğru bir şey değil bana sorarsan. Ama hep diyorlar diye futbolu futbolun içinden yerenler yönetiyor. Futbolu, Bilal Ataküçük çok teşekkürler. Ama her yere her yere giriyor abi. Her şeyi ben yapayım diyor. Emre çok güzel konuşuyor. Gelenler ama adaletli yani sonuçta iyi olanı getireceksin oraya. Futbolu için abi, kendi adamlarına. Hamit'e bakıyorsun abi. Ümit milli takım yani şu anda teknik direktör en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Baksınlar eski resimleri. Ben Hamit'in yanından ayrılmış. Sen oraya hak eden insanları getir abi. O zaman futbolu futbolun içinden gelen insanlar doğru yönetir. Her şey yani sadece futbol değil, ekonomist olacak, işte mali tabloyu idare edecek. Yani orada birlik beraberlik için. Geçen gün sen bunu çok iyi özetledin, çok iyi anlattın mesela. Sadece futbolun içinden gelen değil. İlk ben söyledim abi. Ya, bravo sen söyledin. Buyur Emre abi. Girebilir miyim tekrar? Tabii ki de devam edebiliriz. Hamit'e benim notunu verdiğim yer, biliyorsun malum TRT'deki yaptığı. Evet, masalara vurma. Masalara böyle lap masalara vurup açıklama yapması. Demek ki bir kere bir sinirsel sıkıntısı var. Onu bir kenara koymak lazım. İkincisi eleştirilmeye tahammülü çok yok ki o da şeylerde mevkilerde olan insanların eleştirilen tahammülünün çok kesinlikle yüksek olması çok yüksek. Zaten oralarda olup eleştireceksin yani. Hani böyle normal değil de daha yüksek bir eleştiriye tahammül seviyenin olması evet gerekiyor. Şimdi güzel kardeşim Hamit Altıntop'un kadrolaşmasını bütün ülkece oturtuk seyrediyoruz. Aynen. Kimse de parmağını bile kıpırdatmıyor. Bravo ya bu adam Emre ne yapıyor diyen yok. Bravo Emre. Ermenistan'a gitmişsin. Zorla Ermenistan'ı zorla, senin rakibin bile değil, yanından bile geçemez. Bir tane adamını tanıyor musun Ermenistan'da oynayanlardan? Bir tane Nijeryalı getirmişler, gerçekten iki tane Arjantinli getirmişler. Mkhitaryan vardı, o yok şu anda. Hakan Atay'ın vardı. Gerçekten gelmiyor. Bir Nijeryalı, iki Arjantinli, bir de toplama öyle bir takım kurmuşlar, senin karşına çıkıyorlar. Ve sen zoraki yeniyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Mert'in çıkarttığı pozisyon var. Bambaşka şey konuşuyordu. Tabii. 2-3 tane var. Bir tane de değil bu arada. %100 bir tane çıkarttı. %100. Çok yakından vurdu. Yani Mert'e de helal olsun burada. 6 pasın neredeyse içinde. İnanılmaz bir şut çıkarttı. Berabere kaldın döndün. Sen Ermenistan'ı yenemeyeceksin. Hırvatistan'ı yenemeyeceksin. Galler'i yenemeyeceksin. Sen nereye gidiyorsun abi? Sen kimlerle karşılaşacaksın? Oralarda Almanyalar var. Oralarda Hollandalar var. Portekizler var. İspanyalar var. Senin esasında kısmetini giyip bunlarla dövüşmen gerekirken Senden çok daha alt seviyede bir takımı Zarak'ı yeniyorsun. Mert'in performansıyla yeniyorsun. Az önce Samet yapmış, anket yapmış milli takımın yıldızı kimdi diye Mert'i işaretledim ben. Mert'le Onur. Mert doğru eğer Ermenistan'a karşı yıldızsa problem var. Onu söylüyorum bravo sana. Öyle ama son 5-10 dakika gidiyordu. Evet gidiyordu. Baba son 5-10 dakika. İçeriyi seyretmediniz mi ya? İçeride de maç 3 olabilirdi. Ben